Evet, çalışmanın büyük bir kısmını tamamladım gibi. Burada önemli olan şimdi tamamen dış kısımlarını biraz daha noktalamak. Ama şu önemli, bunu yaptıkça gözünüz hep bir şeyi eksik buluyor. O noktada bir yerden bırakmak gerekiyor. Yoksa bu işin içinden çıkmak için çok süre vermeniz gerekiyor. Ben de ilk önce kaligrafisini çektim. Yani yazdım. Onun bir başka videosu var, yani yazımı. Sonra şuradan başladım. Sonra buraya laleyi ekledim. Lale işlemesi çok fazla girmeyeceğim o kadar. Yani ince işçiliği seven için bu çok keyifli. Dediğim gibi hiç bitmiyor. Yani her zaman bir şey kalıyor. Yani gözünüz bir şeyi diyor ki ya burada bir eksiklik kaldı ya da bu biraz fazla yandı. Onun yanmasını ortadan kaldırmak için biraz daha ton girmek gerekiyor. O yüzden böyle sabır işi bu. Gerçekten sabır isteyen bir şey. Dediğim gibi yani girdikçe işin içine kaldıkça kalıyorsunuz. Bir de bırakamıyorsunuz. Bir de o var. Yani ben saatlerdir şurada bunun başında hala uğraşıp duruyorum. Sabırı gerçekten geliştiren bir unsur. Keyifli mi? Dalıp gidiyorsunuz. Yani bir de eğer yanında bir kahve veya da çay içiyorsanız, bir de müziğiniz varsa, o zaman da başka bir keyif oluyor. Kaligrafiye ama yakıştırdım bunu. Böyle belki daha farklı çalışmalar da olabilir. Gerçi bununla ilgili resim çalışmaları yapıyorlar. Ben de bir tane yapmıştım. Roger Federer çalışması yapmıştım. Ondan sonra zaman kavramı çok yaşayamadım. Tekrar yani malzeme almama rağmen oturup da çalışmadım. Yakın bir tarihte belki onların resimlerini hikayeleriyle beraber anlatırım. Ama bu durumda uzun bir süre bunu yapmak gerekiyor. Biraz sabrı geliştirmek gerekiyor. Bu ısınıyor tabii ki. Bir süre sonra bu tuşa basıyorsunuz. Tuş. Bu tuşlu olmasının bir avantajı var. Bir de şu ucu da kalınlaştırıp inceltebiliyorsunuz. Yandığı zaman değiştirebiliyorsunuz. Kablo yanarsa bunu değiştirebilirsiniz. Gerçi benimki daha yanmadı ama yandığı zaman böyle bir şeyi de bulabilir miyim? O da ayrı bir şey. Ama burada bir de derecesinin olması da güzel. Bu noktada ısıyı da ayarlayabiliyorsunuz. Tahtanın kalitesine göre bu iş daha kolay hale geliyor. Ya dediğim gibi gözünüz her zaman bir eksik buluyor yani bunu yaparken. Ama bir yerde size bağlı bir şey. Eğer bir yerde ya tamam dersiniz, o zaman ayrı bir şey. Mesela şuraya geldik, burayı da biraz şey yapalım. Doku katalım, ton katalım. Bakın havyenin ucu baya bir ısınmış şekilde. Kağıt tahtada biraz zımparalanmış bir tahta üzerine yapıyorum. Aslında zımparalanması daha da kolay olmasını sağlıyor. Yeniden bir zımpara ihtiyacı duymuyor. Talaşlar alınmış. Bunun üstüne daha önceden burayı kurşun kalemle çizmiştim. Kurşun kalemle çizdiğim yerleri artık yaktıktan sonra sildim. Burayı biraz daha koyulaştırmak istiyorum. Dediğim gibi yani bu işin içinde hep bir eksik, bir fazla olmuyor. Hep bir eksik kalıyor. O bir eksiği tamamlamak şu an gecenin
yarısını geçti süre. Ben bayağı saattir bu ışığın altında oturmuşum ve bunu çalışıyorum. Arada bir duman tabii ki göze de giriyor. Buna da gözlük kullanmak gerekir. Maske de olabilir. Bazen çıkan dumanı solumak durumunda kalıyorsunuz. Böyle biraz daha koyulaştıracağım ki ton çıksın. Evet, ısınmaya başladı. Çok da fazla tutunca elim de ısınıyor. Burada tonu biraz koyulaştırmak için uğraşıyorum. Ki tonda daha fazla yakmayla oluyor. Yaktıkça ton çıkıyor ortaya. Evet, biraz daha çekerek ton daha koyudan daha açığa doğru bir geçiş sağlamaya çalışıyorum. Böyle. Şurada bir inceden çekerek koyudan açığa doğru yapmak istiyorum. Ayasında daha koyulaştı. Daha çok şimdi 1 metre mesafeden uzaktan gösterdiğim zaman daha iyi bir sonuç verecek gibi. Genel hatlarına baktığımız zaman şimdi biraz daha şöyle uzak mesafeden çoğunlukla yani tamamladı. Bir noktada da bırakmak gerekirse yeter mi dersiniz? O size kalmış ama işleme devam ettikçe her zaman bir farklılık çıkar. Biraz daha buraya gireyim dersiniz. Buradaki tonu artırdığınız zaman burayı değiştirmeniz lazım. Burayı değiştirdiğiniz zaman burayı değiştirmek gerekiyor. Yani artık sizin keyfinize kalmış.
tonu değiştirdikçe buranın tonunu arttırdığınız zaman buradaki doku tonunu da değiştirmeniz gerekiyor. Böyle genel hatlarıyla işimi görecek bir durum oldu. Bu gecede kendimize böyle saatlerce uğraşabileceğimiz bir alan çıktı. Gerçi resim çizecektik onun için. Bir boşluk olduğu zaman böyle bir Ebru atölyesinde çalışırken karşımızda dursun. Videolarımızda en azından böyle bir sanatında göstergesi olsun. Diğer videolarda da gördüğünüz sürece bunları da görürsünüz. Yani Ebru videolarında bunları göreceksiniz. Belki daha da çok işleyeceğim ama bugünlük saatlerce bunun başında kalmak beni fazlasıyla hem yordu, biraz da kablonun ısınmasına da neden oldu. Biraz da bu kablonun da cihazında dinlenmesi gerekiyor. Kanala abone olmayı da unutmayın. Öyle bir kenardan da bunu söyleyelim. En azından herkesin yaptığı gibi olsun. Eksik olmasın.